Şimdi ikinci bir baba geldik. Babu buluğu sabiyi biduni lehtilam. Bir çocuk ne ile buluğa erer? Kız ise heyiz görür. Oğlan ise ihtilam olur. Peki başka türlü? Başka türlü daha var mı? Var. Onu beyan edeceğim. فَيَكُونُ بِهِ O ihtilamsız, ihtilam olmadan sabının buluğu neyle olur? فَيَكُونُ بِهِ O buluğ ola فِي بَعْدِ الْبَالِغِ فِي مَعْنِ الْبَالِغِينَ Baliğlerin manasında ola o sabi. Yani öyle bir kaide bulacağız ki bir sabide o mana bulundu mi o buluğa ermiş adamlardan sayılır. Ne de fi sehmani rical erkeklere sehim çıktığı vakitte o da erkek sayılıp ona da bir sehim verilir. Beytul maldan, ganimetten. Bir de ve fi hilli katlihi fi daril harb. Küffar ordusunu, Müslüman ordusu tarumar etti. Karşı koyanları, eli silah tutanları öldürecek. Kadın olursa kadını öldürmeyecek, esir edecek. Çocuk olursa çocuğu da esir edecek. Peki, buluğa yaklaşmış genç çocuklar, buluğa ermiş mi, ermemiş mi, öldürülecek mi, bırakılacak mı? Bunu nasıl bileceğiz? İşte bir de orada lazım. Mürahik derler. Yani artık buluğ çağına yetişmiş ama buluğa erip ermediği meçhul. Öyle bir alamet olacak ki Müslüman ise ona bir sehim çıkar. Harpte. Yok dar-ı harpte ise o çocuk, harbilerin çocuğu ise ölümden kurtarılacak yahut ölümü mahkum edilecek. Erkek olmuşsa, buluğa ermişse öldürülecek. Yoksa bırakılacak. İmkanı harbiye. Bu da harbi olursa. Yani Müslümanlara kılıç çeken adamların çocukları. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kâle haddesena Ebu Amir el-Akdiyyü kâle haddesena Muhammed ibn-i Salih el-Temmar en Sa'd ibn-i İbrahim en Amir ibn-i Sa'din en Ebihi enne Sa'd ibn-i Ma'ad hakeme ala Beni Kureyze. Beni Kureyze gitti, Kureyş'i tehrik ettiler. Beni Kureyze Kuba'nın yanında az edip yukarısında ufacık bir tepe vardı. Mahalle, onların mahallesiydi. Kalasının yeri duruyor. Böyle hafif bir, ufak bir bayır. Orası onların kalesiydi. Gitti Kureyş'i tehrik ettiler. Kureyş bütün Arapları topladılar. Büyük bir orduyla hücum ettiler. Onu Beni Kureyze yapmıştı. Ondan sonra Cenab-ı Hak Dağ Hazretleri onlara bir soğuk hava verdi, rüzgar verdi. İşte Hendek Harbi olmuştu. Bıraktı gittiler. Beni Kureyze yalnız kaldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kureyze'yi muhasere etti. Siz bizimle muahede etmiştiniz. Ehdinizi bozdunuz, gittiniz. Kafirleri bizim üzerimize çektiniz, getirdiniz. Şimdi sizin de hali hakkınız. Diye onları muhasere ettiler. Ondan sonra onlar dediler ki Sa'd ibn Muaz bizim vekilimizdir. O ne hüküm verirse biz ona razıyız dediler. Sa'd ibn-i Muaz da hüküm verdi. Hakeme ala Beni Kureyze. Beni Kureyze'nin aleyhine hüküm verdi ki en yuktele minhum. Onlardan katlediler. Men bir kimse ki ziyaret aleyhi anın üzerine yürüdü. El Musa ustura. Kime ustura lazım gelmişse o öldürüle. Ve en yükseme emvalihum. Malları da teksim ediler. Ve zerarihim. Çocukları da teksim ediler. Malları alınacak, çocuklar da alınacak. Onlar da esir olarak teksim edilecek. Ustura, ustura. Sakal değil mi? Yok, sakal değil. Avret mahallinde ustura kullanmış mı, kullanmamış mı? Fezekere zalik lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e bunu söylediler. Fekale buyurdu ki lakad hakeme fihim Sa'd ibn-i Muaz Beni Kureyze hakkında hükmetti. Bi hükmillah Allah'ın hükmüyle hükmetti. Ellezi öyle Allah'ın hükmü ki hakeme bihi Cenab-ı Hak o hükmüyle hükmetti min fevki sebi'i semavatin. Yedi kat gökün fevkünden Allah-u Teala böyle hükmetti. Sa'd'in hükmü de ona muvafık oldu. Yani Allah-u Teala zaten onu hükmetmiş bunların ölümüne, ölecekler.
Sa'd ibn-i Muaz da bunları öldürülecek dedi. Onun hükmü Allah'ın hükmüne muvaffak oldu. E şimdi burada da bak, teşabuhattan Allah-u Teala yedi kat hükmün üzerinde. Allah-u Teala mekan isnadı ittihaz edenler bunun da delil getirirler ki Allah'ın mekanı vardır. O da nedir? Yedi kat gökün fevkündedir. Yedi kat gökün fevkünde ne vardır? Arş vardır. İşte tam bak mekanı ispat ediyor. Bunlar müteşabihattandır. Bunun lefzini inanacağız. Manasını Allah bilir. Manasını bilmeyeceğiz. Ne gibi? Fis semai ilahun ve fil ardı ilah. Cenab-ı Hak göğde de ilahdır, yerde de ilahdır. Şimdi o ayeti kerime değil mi? Fissemâ ilâhu ve fil ardı ilâh. Şimdi bu hadis, bu ayete mariz gelir zahirine bakarsan. Niye? Göğde ilah, yerde de ilah. Demek Cenab-ı Hak gâh göğde duruyor, gâh yerde duruyor eğer mekan alırsan sen. Fevgü sebat sebe semavatın fevgü nereden çıktı? Halbuki burada da diyor ki Allah-u Teala yedi kat gökün fevgünde. Bu ayet-i kerimede de göğde. Göğde ve yerde. Üç yerde mekan lazım geldi. Biri yer, biri gök, birisi de semavatın fevki. Arş yani. Arş bunların üstünde ya. Halbuki fis semai ilahun me'budun manasını. Cenab-ı Hak göğde me'buddur. Gök halkı ona ibadet eder. Ve fil ardı ilahun. Yerde de ilahdır. Yer halkı da ona ibadet eder. Mekan ittihazı değil. Sonra seb'i semavatın fevkünden Cenab-ı Hak böyle hikmetli. Seb'i semavat mehluk. Cenab-ı Hak hiçbir mehluka ihtiyacı yok. Bu mehlukatı halketti ona ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Onun için kabze-i kudretinde olan yedi kat yerler, yedi kat göğler erşe nezeren bir sahrada, bir çölde atılmış ufacık bir yüzük kadar, bir halka kadar. Arşa nezeren, arş o kadar büyük. Hatta kürsüye nezeren. Kürsü de arşa nezeren o kadar küçük, arş o kadar büyük. Ve Cenab-ı Hak ekberu min külli şey. Her şeyden büyük. Haşa ve kella Allah her şeyi yarattı da ihtiyacı olduğundan dolayı onda istirahat etti diyenler Yahudiler. Yahudiler diyorlar ki Allah-u Teala 6 gün zarfında yeri gibi halk etti, ondan sonra yoruldu. Yoruldu. Arş üzerine ayet-i kerimede var ya halakalar da ve semavati fi sebete yemin tümme seve alel arş. Ondan sonra arş üzerine geldiği için haşa ve kella Allah-u Teala yoruldu. Cuma günü istirahat etti. Cuma günü de arş üzerinde istirahat etti diyorlar. Allah'a mekan isnat ediyorlar. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimede buyuruyor ki ve mâ messena min lûb. Bu bana bir yeri gücü halk etmede bana bir meşakkat, bir zahmet olmadı ki ben yorulayım da gelin istirahat edeyim. Fakat Allah-u Teala'nın arş üzerinde istivası Kur'an ile sabit. Kim dese ki Allah-u Teala arş üzerinde istiva etmemiştir, kafir olur. Arş üzerinde istivası Kur'an'da var. Er-Rahman, Er-Rahim istiva. Yalnız manası ne? Manasına selef karışmamış, manasına karışmaz. Selef, hakiki selefin itikadı bu. Her şeye ihtiyacı oldu, yarattı da onun için her şey geldi, yok. Yahut da erşte geldi, mekan tuttu. Şimdi bu manaya da alsan, haşa ve kella, erş yokken Allah-u Teala bir yerdeymiş. Gene mekan. Yokluktaymış, bir yerdeymiş. Sonra her şeyi yarattıktan sonra gelmiş, erşin üzerinde istiva etmiş. Demek ki Allah-u Teala bir yerden bir yere nakletmiş. Bir yerden bir yere nakletmek mehlukun sıfatlarındandır. Halik'in sıfatlarından değil. Her şey halk etmezden evvel Cenab-ı Hak ne şekilde, ne keyfiyette ise yine o keyfiyette hiç değişmemiş. Onun için bunlar ahir zamanda olan fitnelerdendir. Hatta fitne o kadar olacak ki Allah şimdi nerededir diye birbirlerine soracaklar. Hani hadisi şerifte var ya, şimdi burada fevki sebe semavatin geldi de onun için izah ediyorum. Hakikaten Cenab-ı Hak yedi kat göklerin üzerinde mekan tutmuş diye değildir. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın kabze-i tekdirinde, teshirinde bir zerre kadar. Mesela Cenab-ı Hak dilese erşten büyük bir mahluk halk edemez mi? Yeter. Kudret-i ilahi her şeye taalluk eder. Şimdi bu suretle esas mesele
Öldürüldü. Beni Kureyse'nin erkekleri öldürüldü. Mus avret mehalline bakardılar. Bir çocukta şüphelendiler. Buluğa ermiş mi, ermemiş mi? Avret mehalline bakardılar. Avret mehallinde tüy bitmişse tamam buluğa ermiştir. Keserdiler onu. Yok, ermemişse kesmezdiler. Haddesena Yunus kal ahberena Süfyanu an ibn Ebi Nüceyh en mücahidin en atiyyete reculin min beni Kureyze. Atiyye Kureyze'den bir adamdır. O rivayet ediyor ki ahberehu enne ashabı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem beni Kureyze'yi topladılar, hepsini öldürdüler. Ben çocuk, mürahip bir haldayım. Acaba buluğa erdim mi, ermedim mi? Şekü şüphe ettiler. Cerreduhu yevme Kureyze diyor ki onu soydular. Donunu çıkardılar. فَلَمْ يَرَوُ الْمُوسَى جَرَتْ عَلَى شَعْرِهِ يُرِيدُ عَنَتَهُ. Yani onun evret mehalline usfura vurulmamış, hele mücerret, daha tüy bitmemiş. فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَدْلِ. Onu öldürmediler, bıraktılar. Dediler bu çocuk esir ettiler. Demek ki şimdi bundan çıkıyor ki ihtilam ile buluğ erdiği gibi bir de evret mehalinde tüy biterse o da buluğun alametidir. Buluğa ermiştir. Haddesena Yunus kal ahberena Süfyan en Abdülmelik ibn Umeyr en Atiyyetel Kurazi kale kuntu gulamen. Yine o Atiyye, Atiyyetel Kurazi diyor ki ben gulam idim. Yevme hükmü Sa'di ibn Muaz fi Beni Kureyze. Beni Kureyze'de Sa'di ibn Muaz hükmetti, erkekler öldürülecek dedi. Ben gulam idim. Yani genç çocuktum. En yuktele mukat en yuktele mukatiluhum, onların eli kılıç tutanları öldürüle ve tüsba zerarihim, çocukları da esir edile. Feşekku fiyye, ben de şek ettiler, acaba buluğa ermiş miyim, ermemiş miyim? Felem yeciduni nabites şari, beni teftiş ettiler, baktılar ki tüy bitmemiş, beni öldürmediler. Feha ene beyne asurukum, işte bak ben sizin içinizdeyim. Öldürmüşler mi? Yok, öldürmediler dedi. Haddesena Yunus kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bed kâle haddesena Ubeydullah ibn-i Amri en Abdülmelik ibn-i Umeyr en Atiyyete mislehu. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr kâle haddesena Ebu Nu'ayn kâle haddesena Süfyan en Abdülmelik ibn-i Umeyr kâle haddesena Atiyyetul Kurazi ve zekere mislehu. Atiyyetul Kurazi'den muhtelif senetlerine aynı vakayı rivayet ediyorlar. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية نحوه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية فذكر مثله. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد حا وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج حا وحدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قالوا işte bu senetlerin hepsini toplandı. Bunlar diyorlar ki haddesena Hammad ibn Seleme. Hammad ibn Seleme rivayet eylemiş an Ebi Cafer el-Hutami an Umar ibn Huzeyme an Kesir ibn Said. Said قال حدثني ابناء قريزه. Kureyze'nin çocukları rivayet eylemişler Kesir ibn Said'e ki enhum uridu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Kureyze. Kureyze Yahudileri öldürüldüğü vakitte çocukları getirmiş Resulullah Efendimiz'e arz etmişler. فَمَنْ كَانِ مُحْتَلِمًا Peygamber Efendimiz emretmiş ki her kim ki ihtilam olmuş ise, buluğa ermiş ise اَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ yahut da evret mehallinde tüy bitmiş ise قُتِلَ öldürülür. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اِحْتَلِمًا yok ihtilam olmamış. اَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ avret mehallinde tüy bitmemiş, türike o da terk olunur. Demek ki o vakit çocukları böyle yaptılar. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ اِمَامِ تَحَابِ buyurdular ki فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْاَثَرِ ulemadan bir kısmı bu eserlere sahip oldular. فَقَالُ buyurdular ki لَا يُحْكَمُ لِيَاحَدٍ بِالْبُلُوغِ hiçbir kimseye buluğa ermiştir diye hüküm verilmez. İlla bil ihtilam, illa ihtilam olursa bir. Ev bi imdat anetihi yahut avret mehallinde tüy biterse iki. Zekeru fi zalike izâ yine bu mesele hakkında zikreylediler.
Ammen bir kimseden ki ba'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den sonra geldi min eshabi ashabından. Yani Peygamber Efendimiz'den bu rivayetler olduğu gibi Resulullah'ın dar-ı ahirete teşrifinden sonra da eshab-ı kiramdan bazı fetvalar böyle sudur etti. O fetvalardan Mevla Ömer kâle ketebe Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer yazdı ilâ ümerâil ecnâd askerlerin emirlerine. Ordular gitmiş, bir kısmı Suriye'de harp ediyor, bir kısmı Irak'ta harp ediyor, bir kısmı Mısır'da harp ediyor. Kumandanlar var. Kumandanlar vuruyorlar, esir alıyorlar, öldürüyorlar. Onlara yazdı. Enna tadribul cizyete, cizyeyi yüklemeyin alame illa men. Enna tadribul cizyete illa men, illa bir adama yükleyin ki ceret aleyhi, ona cereyan etti el Musa ustura. Yani avret mahallinde tüy bitmişse ona cizye verin, vurun. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عبيد الله النافع عن أسلم عن عمر مثله حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أحسبه قال سندرم وددك إن عثمان حضرت عثمان رضي الله عنه أتي بغلام قد سرق. Hırsızlık etmiş bir çocuğu getirdiler. Fekale dediler ki, buyurdu ki Hazreti Osman, unzuru bakınız, ahtarre, ey ihtarre demek. Hemze, iki hemze cem olmuş, birisi hemze-i istifam, birisi fe'l-i mazın hemzesi, hemze-i vasıl düşmüş. Ahtarre, yeşermiş mi, mizeruhu mizeri. Yani, avret mahallinde tuyları bitmiş mi? Ve inkâne kad ihtarre, eğer tüyler bitmişse fakta'uhu, o baliğ recul sayılır, elini kesin. Ve in lem yekun ihtarra, yok tüy bitmemişse fela tekta'uhu, elini kesmeyin. Haddesena Yunus kâle akberen ibn-i Vehbin kâle haddeseni harmalatü ibn-i İmran el-Tecibiyyü enne Semime ibn-i Fer'in el-Fahri haddesehu ennehu kâne fil ceyş. Ordudaydı. Elleti öyle ordu ki Fetahül İskenderiye, İskenderiye'yi fetheden ordunun içindeydi. Temim ibn-i Fer'el Fehri. Fil merretil ahire, ikincisinde, ikinci fethinde. Felem yuksem li, felem yaksim li Amr ibn-ül As minel fe'i şeye. Temim ibn-i Fer diyor ki ben ordudaydım. Kumandan da Amr ibn-ül As idi. Ganimeti aldı, teksim etti. Bana teksimden hiçbir şey vermedi. Ve kâle dedi ki gulâmün lem yehtelim. İhtilam olmamış bir çocuktur dedi. Yani ordudan saymadı çocuk olduğundan. Hatta kâde yekûnü beyne kavmi ve beyne nâsi min Kureyş fî zâlike sâire. Az kaldı ki benim yüzümden Kureyş ile benim cemaatim Fehir kabilesi arasında bir harp ola. Hayır bunun hakkı vardır, hayır yoktur, vardır, yoktur. Çekti uzattılar, nerede kalsa bir fitne kopacaktı. فَقَالَ الْقَوْمُ oradaki cemaat dediler ki فِيكُمْ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ siz neye kavga ediyorsunuz? İçinizde Resulullah'ın eshabından olanlar var. فَسَلُوهُمْ onlara sorunuz. Bakalım size ne cevap verecek? فَسَأَلُوا sordular. Kime? Eba, bu Ebu değil, Eba yazın. Eba نَدْرَةَ الْغِفَارِ Hazreti Ebu Nedra'ya sordular ve Al-Kamet ibn Amir, bir de Al-Kamet ibn Amir'e ashab-ı Resulullah'tan Ukbe ibn Amir'e sordular El-Cüheni sahibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bunların ikisi de ashab-ı kiramdan idiler. Fekala bunlar dediler ki unzuru bakınız fe inkâne kad enbeteşşe'ru feqsimu lehu. Eğer avret mahallinde tüy bitmişse bu erkek sayılır. Bunun buna hisse verir. Kale ravi dedi ki Temim ibn-i Fer'a fenezare ileyye ba'dul kavm. Cemaatin ba'si geldi benim avret mahallime baktı. Fe izen ene kadem bettu. Baktı ki tüyler bitmiş. Fe kusimeli. Bana da teksim verdiler. Şimdi bunları zikretmesinde sebep
İhtilamdan sonra buluğun alametlerinden birisi de bu. قال ابو جعفر امام تحاوي buyurdu ki ve halefehum fi zalika aharun. Ulemanın başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fakal dediler ki قَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ Bu iki mana ile buluğ olur. Bunları kabul ettik. Birisi ihtilam, birisi de evret mehallinde usturanın cereyanı. وَبِمَعْنَنْ ثَالِسِ Üçüncü bir mana daha var. Buluğun üç alameti var. İkisi bu. Bir üçüncü daha var. وَهُوَ Üçüncü de nedir? اَنْ يَمُرَّ عَلَى السَّبِيِّ Sabi üzerine geçe 15 sene, 15 sene geçe. 15 yaşına girmiş ola. 15 yaşına girdi mi buluğa ermiş oldu. O evvelki ikisi olmasa bile. فَلَا يَحْتَلِمُ وَلَا يَنْبُدْ Ne ihtilam olmuş ne de tuy bitmiş. Fakat 15 yaşına girmiş. Bu da esbab-ı buluğdandır. وَهُوَ اَيْذَا بِدَالِكْ 15 yaşına girmek sebebiyle bu da fi حُكْمِ الْبَالِغِينَ Baliglerin hükmündedir. Yani Müslümanlara bir hisse verilirse ona da verilir. Yok, harbinin evladı olur da erkekler öldürülürse 15 yaşında olan çocuk öldürülür. O da delikanlı sayılır. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بِسْرِ رَقِّيُّ Bu hususta Ebu Bişir Rakki'nin hadisiyle ihticac ettiler. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ مَعَوِيَّةَ الضَّرِيرِ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ اَنَّافِعِ عن أبي عمر قال عرثت على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر diyor ki ben Peygamber Efendimize arz olundum yevmi Uhud harbinde. Uhud'a giderken beni getirdiler ya Resulullah bu da harbe geliyor dediler. Ve ene ibn 14 sene ben de 14 yaşında idim. Felem yucizni fil mukatile. Harp edenlerin içinde benim bulunmamı istemedi. İcazet vermedi. Gerisin geri çevirdi. Çocuktur dedi. وَعُرِسْتُ عَلَيْهِ يَمَ الْخَنْدَكِ Bir sene sonra Khandek harbi oldu. Khandek'te de arz olundum. وَاَنَ اَبْنُ خَمْسَ عَشَرَةِ سَنَ 15 yaşımda idim. فَاَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَ O vakitte harp edenlerin içine beni bıraktı, icaze verdi. Yani bu hadisten anlaşılıyor ki Uhud'da 14 yaşındaymış, çocuk saymış Peygamber Efendimiz. Khandek harbinde 15 yaşında olduğundan erkek buluğa ermiş saymış, icazet vermiş. قال نافع نافع diyor ki فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث. عمر بن عبد العزيز ben bu hadisi rivayet eyledim. فقال buyurdu ki هذا أشبه bu daha eşbehtir, daha layıktır. للحد بين الذرار çocuklar arasında buluğa ermiş mi, ermemiş mi bu daha eşbehtir. Yani kolay güzel bir kaidedir. بين الذرار والمقاتلة yani harbilerden esir alıyoruz. Bu mukatileden mi sayılır? Orudan mı sayılır? Çocuk mu sayılır? İşte bu 15 yaşı iyi. 15 yaşında ise erkek sayılır, vurulur, öldürülür. Yoksa öldürülmez. فَاَمَرَ اُمَرَا اَلَجْنَةِ Bütün orduların kumandanlarını Ömer ibn Abdülaziz emreyledi. اَنْ يُفْرَدَ Farz kılına tekbir edile لِمَنْ كَانَ ف۪ي اَقَلَّ مِنْ 15 سَنَةِ 15 yaşından aşağı olanlarda fi zürriyeti çocuklarda, çocuklardan tekbir edilir. Eğer almış oldukları esirlerin içinde 14 yaşında olursa, 15'ten aşağı olursa bunları çocuk farz edin dedi. Ve men kâne fî 15 sene herhangi birisi ki 15 yaşında olur fil mukatile onu da harp edenlerin içinden sayın onu öldürün. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن عبيد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله فذكر بإسناده مثله ولم يذكر ما فيه من قول نافع وكنجي رواية نافع قول ذكره لا مدي hangi kavlini فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز إلى آخر الحديث Ömer ibn Abdülaziz'e ben bunu söyledim. Bu da güzel bir kaidedir. Çocuğu ile büyüğün arasını tefrik için iyi bir kaidedir dedi. Onu zikreylemedi bunda. Kalu dediler ki felemma ecaze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Peygamber Efendimiz
icazet verdi kime? İbn Ömer'e, Hazreti Abdullah İbn Ömer'e. 15 sene. 15 yaşına girdiğinden ona Hendek Harbi'nde harp edenlerin içinde bulunmasını cevaz verdi. وَرَدَّهُ لِمَا دُونَهَا. Halbuki bir sene evvel 14 yaşındayken reddetmişti. سَبَتَ بِذَٰلِكْ. Bununla sabit oldu ki اَنَّ حُكْمَ بْنِي 15 sene 15 yaşında olanın hükmü حُكْمُ الْبَالِغِينَ بُلُوغَ ermişlerin hükmüdür. فِي اَحْكَامِي كُلَّهَ. Bütün hükümlerdir. Baliğ olan bir adıma ne farz ise ona da o farz. وَاَنَّ حُكْمَ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا. 15 yaşından küçük olanların hükmü de oldu. حُكْمَ غَيْرِ الْبَالِغِينَ بُلُوغَ ermemişlerin hükmü oldu. فِي اَحْكَامِهِ كُلَّهَا. Bütün hükümlerdir. اِلَّا مَنْ ظَهَرَ. İlla bir kimse değil ki zahir oldu. بُلُوغُهُ. Onun بُلُوغُ قَبْلَ ذَلِكَ. 15 yaşına girmezden evvel بُلُوغَ erdi ki zahir olursa o başka. O da ne için? لِمَعْنَ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْاَوَّلِينَ. Evvelki iki manadan birisi zuhur etti de buluğa ermiş olduysa bu olabilir. İsterse 10 yaşında olsun. O iki manada neydi? Biri ihtilam, birisi de avret mahallinde tüy bitmesi. قَالُوا وَقَدْ شَدَّ. İşte bunu teyit etti hazel mana, bu manayı ney? اَخْسُ عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِهِ. Ömer bin Abdülaziz bunu aldı. İşte bu da bunu takviye eyledi. Ve tevilühü zâlike l-hadîs aleyh. Bu hadise, bu hadisi de bunun üzerine tevil etmesi bunu tekit etti. Yani o da onunla amel etti. Ve hâzâ kavlâ bi Yûsufa ve cemaatin min ashabina. Ve hâzâ kavlâ bi Yûsufa ve cemaatin min ashabina. Bu okuduğumuz İmam Ebu Yusuf'un kavludur ve Hanefi ulemasından bir cemaatin kavludur. Neydi o? 15 yaş. Büluğa sebep olur mu olmaz mı? İhtilam o şart. Kızlarda hayız görmek, oğlanlarda ihtilam olmak, bunda ittifak var, ihtilaf yok. Fakat 15 yaşına girdi mi Büluğa ermiş sayılır. Böyle bir kavul var ki bu rivayette geldi. Ömer bin Abdülaziz de bununla amel etmiş. Diyor ki bu İmam Ebu Yusuf'un kavludur. Ve hâdâ kavlu Ebu Yusuf. Bir de bizim ulemadan bir kısmının kavludur. Gayr enne Muhammed ibn el-Hasan. Yalnız şu var ki İmam Muhammed kâne lâ yara, görmezdi. El-imbâte delilen alel-bülûk. Avret mahallinin de tuy bitmesini buluğa alamet görmezdi. Hani o İmam Muhammed bu koltuk altı değil, avret mahalli. İmam Ebu Hanife delil ittihaz ediyor. İmam Ebu Yusuf de delil ittihaz ediyor. İmam Muhammed diyor ki hayır, bu delil değildir diyor. Ve gayre Ebi Hanife, orada bir enne olsa daha iyi olur. Ve gayre enne Ebi Hanife ve gayre enne Ebu Hanife. فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى. İmam-ı Azam da görmezdi. مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ 15 سَنَةً. 15 sene üzerinden geçerse, yani 15 yaşına girerse وَلَمْ يَحْتَلِمْ. İhtilam olmazsa وَلَمْ يَنْبُتْ اَوْرَتْ مَحَلِّنْدَ tuy bitmezse o da saymazdı bunu. فِي مَعْنَ الْمُحْتَلِمِينَ. Hüluğa ermişlerden saymazdı bunu. Demek ki 15 yaşına girmeyi İmam Ebu Yusuf imbati görmüyor. İmam-ı Azam da 15 yaşına girmeyi bunu haddi saymıyor. Ha? İmam Muhammed diyor ki imbat delil olamaz. İmbat ne? İmbat evret mahallinde tuy bitmesi. Tuy biterse buluğa ermiş sayılmaz. İmam Muhammed'e göre ya ihtilam olacak ya 15 yaşına girecek. Ya İmam-ı Azam'a göre de ya ihtilam olacak yahut 19, bir rivayette 18 yaşına girecek. 15 yaşını, o da 15 yaşını münasip görülüyor. Hatta yati aleyhi 19 sene.
İmam-ı Azam'a göre 19 yaşına girinceye kadar ihtilam olmazsa, avret mahallinde tuy bitmezse 19 yaşına girmesi şart. Ki buluğ sayılır. İmam-ı Azam böyle dedi. Nereden delil getirdi? Fîmâ haddeseni Süleyman ibn-i Şuayb. İmam-ı Tahavi diyor ki bana Süleyman ibn-i Şuayb bir hadis rivayet eyledi. O hadisten aldı o. An ebihi en Muhammed ibn-i Hasan. Süleyman babası Şuayb'den, o da İmam Muhammed'den almış. İmam Muhammed de İmam-ı Azam'ın mezhebi budur. Demek ki İmam-ı Azam'a göre buluğun alameti ya ihtilam olacak, ya imbat olacak, yahut 19 yaşına girecek. Peki İmam Ebu Yusuf'a göre ne olacak? Ya ihtilam olacak, ya imbat olacak, ya 15 yaşına girecek. O da üç oldu. Peki İmam Muhammed'e göre ya ihtilam olacak, ya 15 yaşına girecek. İki tane, iki şey oldu. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ وَيْدَخِلَهُ ذَلِكَ İmam-ı Azam'den bu İmam Muhammed'in rivayetinin hilafına da bir rivayet geldi. حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنَ اَبِي اِمْرَانَ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَمَّعَ قَالَ سَمِعْتَ اَبَا يُوسُفْ يَقُولُ Muhammed ibn-i Semma'a diyor ki ben İmam Ebu Yusuf'u işittim. Derdi ki قَالَ أَبُو حَنِيفَ Ebu Hanife dedi اِذَا اَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَةً bir gulamın üzerine 15 sene geldi mi? 15 yaş 18 yaşına girdi mi? Fakat sare bizalike bu 18 yaşına girmekle olur fi ahkamir rical ricalin ahkamında olur. Yani buluğa ermiş sayılır. İmam Muhammed 19 rivayet etmişti. İmam Ebu Yusuf de 18 rivayet etti. İmam-ı Azam'da 2 rivayet var. İmam Muhammed'in rivayetine göre 19 yaşına girecek. İmam Ebu Yusuf'un rivayetine göre 18 yaşına girecek. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ جَمِيعًا İmam-ı Azam'den ihtilaf edilmedi. Cemiyan yani hiçbirisi ihtilaf etmedi. فِي هَاتَيْنِ rivayeti bu iki rivayette gerek İmam Muhammed'den olsun gerek İmam Ebu Yusuf'tan olsun ihtilaf etmediler. Nerede? Fil cariyeti kızlarda ki enneha cariye izâ merret aleyha 17 sene 17 sene geçti mi onun üzerine 17 yaşına girdi mi enneha tekûnü bizâlik 17 yaşına girmek dolayısıyla olur kelleti hadet hayiz görmüş gibi olur buluğa ermiş sayılır. Demek ki İmam-ı Azam 19 yahut da 18 dedi erkeklerde erkek çocuklarında ama kız çocuklarında 17 yaşına girdi mi yaş ile buluğa ermiş sayar. Ve kâne Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh İmam Ebu Yusuf oldu. Yec'elul gulâme vel cariyete seva. Gulâmi cariyeyi müsavi sayardı. Fî mürûril kamse aşarete sene 15 senenin mürurunda aleyhime herkes üzerine. 15 yaşına girdi mi ister gulam olsun ister cariye olsun İmam Ebu Yusuf'a göre buluğa erdi. Evet. İmam-ı Azam'a göre gulam 18 yahut 19. Evet. Cariye de 17 yaşına girecek. Ve yece'aluhuma zalik. Bunları kılardı. İmam Ebu Yusuf yani cariye ve gulam 15 yaşlarına girdi mi? Kılardı. Fi hükmül baligîn. Buluğa erenlerin hükmünde kılardı. Ve kâne Muhammed ibnül Hasan rahmetullahi aleyh. İmam Muhammed ise يَذْهَبُ فِي الْغُلَامِ Gulamda giderdi ila قَوْلَ اَبِي يُسُفْ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Ebu Yusuf'un kavline giderdi. Yani 15 yaşına girdi mi buluğa ermiş sayılır. وَفِي الْجَارِيَةِ Cariyede de giderdi ila قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ İmam Hasan'ın kavline. Yani 17 yaşına. 17 yaşına. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَأَبِي حَنِيفَ عَلَى أَبِي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ İmam-ı Azam'ın lehine, İmam Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in de aleyhine olan hüccetlerden oldu. Fi hadisi bin Ömer, Abdullah bin Ömer'in hadisindeki ennehu kad yecudu. Caiz olur ki
en yekûnen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olmuş ola raddehu Abdullah ibn Ömer'i. Ve huve ibn arba aşarete sene. O da 14 yaşındaydı. 14 yaşındaydı. Uhud Harbi'ne Peygamber Efendimiz kabul etmedi. Yani esas dava şu. İmam Muhammed İmam Ebu Yusuf diyor ki 15 yaşına girdi mi buluğa ermiş sayılır. Bak delilimiz de Abdullah ibn Ömer diyor ki ben 14 yaşındaydım. Uhud Harbi'ne Peygamber Efendimiz almadı. Fakat bir sene sonra Hendek Harbi oldu. 15 yaşıma girmiştim. Beni harbe aldı. Bu İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'un delili. İmam-ı Azam buna cevap veriyor ki siz böyle diyorsunuz ama bu yaş itibariyle değil. Kuvvet itibariyle Peygamber Efendimiz bunu yaptı. Uhud harbi olurken baktı ki çok zayıf. Bu kılıç kuşanamaz kendisini müdafaa edemez. Onun için reddetti. Fakat Hendek harbinde baktı ki kuvvetleşmiş artık. Kılıç tutabilir, kendisini müdafaa edebilir. Onun için kabul etti. İmam-ı Azam diyor ki bunun için yaptığı muhtemel. Kuvvet için. لَيْسَ لَاَنَّهُ غَيْرُ بَالِهُ 14 yaşında büluğa ermedi de Abdullah ibn Ömer'i reddetti. Bunun için değildi reddetmesi. وَلَاكِنْ لَمَّا رَآ مِنْ دَعْفِهِ Vaktaki Peygamber Efendimiz onun dafiyetini gördü. وَاَجَازَهُ Gördü, onun için reddetti. وَاَجَازَهُ Onu icazet verdi ona harbe iştirak etmesine. وَهُوَ بْنُ خَمْسَ عَشَرَ سَنَ 15 yaşına girdiği vakıpta ki Hendek Harbi'nde لَيْسَ لَاَنَّهُ بَالِغْ Büluğa erdi de onun için cevaz gördü. Böyle değil. Lakin limara şol bir şey için ki gördü. Min celdihi ve kuvvetihi. Onun kuvvetli olduğunu gördü. Baktı ki yani kendisini müdafaa eder, kılıç kullanabilir. Onun için müsaade etti. Yukarıki de lima olsun. Ve lakin limara min dafihi. Uhud de onu reddetti, onun zafiyetini gördüğü için. Evet, bu Hendek Harbi'nde de 15 yaşına girdiğinden dolayı onu harbe kabul etti, o manaya değil. Lakin lima ra'a min celdihi ve kuvveti, baktı ki kuvvetleşmiş, onun için kabul etti. Hulasa diyor ki, yani siz yaş meselesini getirdiniz, yaş meselesi değil, kuvvet ve zafiyet meselesiydi diyor. وَقَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Caiz ki Peygamber Efendimiz ola, مَا عَلِمَ Bilmemiş ola, كَمْ سَنَةً فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا Bu iki halde de bu kaç yaşındaydı onu bilmedi. Yani yaşını sormadı, sen bu 14'te misin, ertesi sen 15'te misin? Caiz ki Peygamber Efendimiz hiç yaşını da sormadı ve bilmedi. Fakat o şekline baktı, kuvvetine baktı, ona göre muamele yaptı. وَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz işledi. فِي سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبْ Semurat-ı bin Cündüb hakkında da işledi. مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَيْذَا Buna delalet eden bir muameleyi onda da Resulullah Efendimiz işledi. حَدَّسَنَا اَحْمَدُ بْنِ مَسْعُودٍ الْخَيَّاطِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَيْسَ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمٌ عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن سمرة بن جندب أن أمه سمرة بن جندب أنسي كانت امرأة جميلة من بني فزارة بني فزارة قبيلة سندن güzel bir kadın idi فذهبت به إلى المدينة وهو صبي oğlu Semure çocuktu onu aldı Medine'ye gitti بني فزارة'den dul kalmış çocuk da yetim kalmış çocuğunu almış, Medine'ye gitmiş. Kendisi de gayet güzel bir kadın idi. Ve kesure hutabuha onu isteyenler, kadını isteyenler çoğaldı. Fece'alet tekul gelen isteyenlere derdi ki la etezevvecu ben evlenmem illa men illa bir kimseyle evlenirim ki yekfürüli bibnihada benim bu oğlumu tekeffür eder. Çünkü kime varsa oğlunu kaldırıp atacak. Çocuk yetim kalacak, perişan olacak. Şert koşardı. Kim benim bu oğlum beslemesini üzerine alır, terefli ederse onunla evlenirim. Derdi. فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلَى ذَلِكَ Bir adam kabul etti ve evlendi. O kadınla evlendi. Peki çocuk Semure o babalığının yanında kaldı.
فَلَمَّا فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِغِلْمَانِ الْاَنْصَارِ Ganimet geldi. Resulullah Efendimiz teksime başladı. Ensar'ın çocuklarına da büluğa ermiş olanlara onlara da sehem verdi. Sehem vermeye başladı. وَلَمْ يَفْرِدْ لَهُ Fakat Semure'ye bir hisse vermedi. كَاَنَّهُ اسْتَضْعَفَهُ Baktı ki bu zayıf yani bu harbadar ve muktedir değil. Onun için ona sehem vermedi. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Semure dedi ki ya Resulallah قَدْ فَرَدْتَ لِسَب۪يِّنْ وَلَمْ تَفْرِدْلِ Sen bir sabiye verdin mesela filan sabiye verdin. Bana vermedin. اَنَا أَسْرَعُهُ Ben onu yıkarım. Güneş tutsak ben onu yere vururum. Ona verdin de bana vermedin. قَالَ سَارِعُهُ Peygamber Efendimiz dedi ki peki güneş tutsun da bakalım hanginiz hanginizi yıkacaksınız. فَسَرَعْتُهُ Diyor ki güneş tuttuk ben onu yıktım. فَفَرَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona da sehem verdi. Şimdi bu demek kuvvete göre veriliyormuş. فَلَمَّا اَجَادَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Baktı ki Peygamber Efendimiz icazet verdi. سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبْ سَمُرَةُ بْنِ جُنْدُبْ'e icazet verdi. لَمَّا سَارَعَ الْاَنْصَارِيَّ فَسَرَعُهُ Ensari ile güreş tuttular da onu yıktı. O vakitte ona da erkeklerden saydı ve hisse verdi. لَا لِأَنَّهُ قَدْ بَلَى Peki Semre'ye hisseden, ganimetten hisse vermesi buluğa erdi de onun için mi? Hayır, bunun için değil. اِحْتَمَلَ اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَيْذَا Semre kuvvet, öteki çocuğu yıktı, ha bunun kuvveti var diye ona verdi. İşte Abdullah İbni Ömer'de de böyle olması çok muhtemel diyor. اِحْتَمَلَ اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَيْذَا Bu Semre gibi ola. مَا فَعَلَ فِي بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn-i Ömer'de de işledi ki böyle ola. اَجَازَهُ حِينَ اَجَازَهُ Abdullah ibn-i Ömer'e icazet verdi. İcazet verdiği vakitte لِكُوَّتِهِ Kuvvetli olduğu için. لَا لِبُلُوغِهِ بُلُوغِ erdiği için değil. وَرَدَّهُ حِينَ رَدَّهُ Uhud harbinde de reddetti. Onun reddi de o reddettiği vakitte oldu. لِضَعْفِهِ زَعْفِيَتِ için لَا لِعَدَمِ بُلُوغِهِ بُلُوغَ اِرْمَدِ de onun için değil, onun için değil. فَانْتَفَى بِمَا ذَكَرْنَا bizim bu zikrettiğimizle müntefi oldu, yok oldu. اَنْ يَكُونَ فِي ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ bu hadiste ola hüccetun hüccetula لَاَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللّٰهِ İmam Ebu Yusuf'e bu hadiste bir hüccet vardır, bu hücceti yok oldu. Abdullah ibn Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadisle 15 yaşına girdi mi buluğa ermiş sayılır. Bu hüccet defoldu gitti. Resulullah Efendimiz Abdullah ibn Ömer'e buluğa ermiş ermemiş o itibariyle değil de kuvvetli olup olmamak itibariyle Uhud'da reddetti. Hendek'te de kabul etti. Evet. لِحْتِمَالِهِ مَا زَهَبَ اِلِهِ اَبُوْ حَنِيفَ İmam Ebu Yusuf'un bu hadisle hücceti yok oldu. Çünkü İmam Ebu Hanife'nin dediği ki olması ihtimali var. Yani İhtimal diyor, illa böyledir de demiyor, kati demiyor. İhtimali var. لَاَنَّ اَبَا حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهَ عَلِيهِ İmam Ebu Hanife لَا يُنْكِرُ اَنْ يُفْرَدَ لِسْصِبْيَانِ Sabırlara ganimetten hisse verilmesini inkar etmez. اِذَا كَانُوا يَحْتَمِلُونَ الْقِتَالِ Dövüşmeke kudreti olursa, harbe muktedir olursa, isterse buluğa ermesin. Güçlü, kuvvetli olursa onlara da ganimetten verilir. وَيَحْتُرُونَ الْحَرْبِ Kuvvetli olur, harbe de hazır olur. وَاِنْ كَانُوا غَيْرَ بَالِغًا İsterse buluğa ermemiş olsun. Bazı çocuklar olur ki buluğa ermemiş ama fakat öteki başka bir adamdan daha kuvvetli olur, daha cerbezeli olur, iş görür. وَقَدْ رُوْيَانِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Berâ-i bin Azib'den rivayet edildi. فِي مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadisle fi emri bin Ömer Abdullah ibn Ömer'in hakkında Uhud'da reddetti, Hendek'te kabul etti. Berâ ibn Azib bu hadisi rivayet etti. Hilâfe mâ ruvi yani ibn Ömer radıyallahu anh. Abdullah ibn Ömer dedi ki ben Uhud'da 14 yaşında idim, Resulullah Efendimiz beni reddetti. Hendek'te 15 yaşımda idim, kabul etti.
dedi. Berâ ibn-i Azeb de bunun hilafına bir rivayet yaptı. Yine aynı meseleyi. Evet. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Yusuf ibn Adil. Kale haddesena Abdullah ibn İdris. El Mutarrif. An Ebi İshak. An Berâ ibn-i Azeb. قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابن عمر يوم بدر بدر günü Resulullah Efendimiz beni ve Abdullah ibn Ömer'i gördü. Arz olundu ya sıralayın asker Peygamber Efendimizin önünden geçiyor filan. Bu arada bunlar da geçmişler, onları da görmüş. Festasgharana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi küçük gördü diyor. Berâ ibn Azib, biz Abdullah ibn Ömer. Bizi küçük gördü, kabul etmedi Bedir'de. Sümme ecazena yevme Uhud. Fakat Uhud harbinde icazet verdi. Kime? Berâ ibn Azib'e ve Abdullah ibn Ömer'e. Bu Abdullah ibn Ömer'in kendi hadisine muhalif oldu. O diyor ki Uhud'de Resulullah Efendimiz'e bana cevaz vermedi. Berâ ibn Azib diyor ki benim de o Bedir'de icazet vermedi, Uhud'de icazet verdi. قال أبو جعفر إمام جعفر buyurdular ki ففي هذا الحديث bu hadisi şerifte olucudur. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz أجاز ابن عمر يوم أحد. أحد günü Abdullah ibn Ömer'in harp etmesine cevaz verdi. وهو يومئذ ابن 14 سنة. O tarihte de Abdullah ibn Ömer 14 yaşındaydı. Abdullah ibn Ömer diyor ki icazet vermedi. Berâ ibn Azib diyor ki icazet verdi. فَخَالَفَ ذَٰلِكَ Berâ ibn Azib'in rivayeti muhalif oldu. لِمَا قُلْ بِالْحَدِيسَ كِ رَوَيْنَا Biz rivayet eyledik. فِي حَدِيسِ ibn Ömer'e radıyallahu anh. Abdullah ibn Ömer'in kendisinin rivayet ettiğine muhalif oldu. Yok oldu. اَنْ يَكُونَ فِي ذَٰلِكَ الْحَدِيسِ Bu hadiste olmak. حُجَّتُنْ حُجَّتْ olmak. لَا حَدِ الْفَرِيْقَيْنِ اِكِ فَرِيْقٍ بِرِسِنَا عَلَى الْفَرِيْقِ الْآخَرِ اُتَكِنِنْ عَلَيْهِنَا Yani bu hadiste bir firkanın lehine ötekinin aleyhine bir hüccet olmadı. اِلْتَمَسْنَا حُكْمَ ذَٰلِكِ Bu hükmü biz aradık. مِنْ تَرِيْقٍ نَزَرْ قِيَسْ تَرِيْقِيْلَ aradık ki bakalım acaba hangisi doğrudur. لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ Bu iki hadisten çıkaralım. اَلَّذ۪ينَ اَيْلِي كِ حَدِسْ كِ زَهَبَ اَبُوْ حَنِفِ اِلٰى حَد۪يمَ Birisine İmam-ı Azam gitti, dedi ki 15 yaş müteber değildir. Ve Ebu Yusuf ile l-âkhari, Ebu Yusuf da başkasına gitti. Minhuma o iki rivayetten. O da dedi ki 15 yaşında büluğ, evet bu bir kaidedir. Bu ikisinden bir gavul çıkaralım. Gavulen sahihen bir gavul çıkaralım diye kıyasa baktık. Artık kıyasının bir tarafı tercih edeceğiz. فَاَتَبَرْنَا ذَٰلِكَ Bunu itibar eyledik, araştırdık. فَرَئَيْنَا Biz gördük. Allah'a Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'ni ki قَدْ جَعَلَ عِدَّةَ الْمَرْأَةِ Kadının iddetini kıldı. اِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيلُ Heyiz gören kadınlardan ise onun iddetini kıldı. ثَلَاسَةَ قُرُوا Üç kuru. Kuru bizde heyiz manasını. Üç heyiz iddet bekleyecek. وَجَعَلَ عِدَّتَهَا Kadının iddetini kıldı. اِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيدُ Heyiz görmeyen kadınlardan ise onun da iddetini kıldı. Neden dolayı heyiz görmüyor? مِنْ سُورٍ اَوْ كُبْرٍ Ya çok küçük yahut da ihtiyar olmuş. İster küçüklükten, ister büyüklükten dolayı heyiz görmeyen kadının iddetini de kıldı. ثَلَاسَةَ اَشْهُرٍ 3 ay. 3 heyiz 3 ay. Demek ki her heyizin yerine 1 ay bedel oluyor. Fece'ale Cenab-ı Hak kıldı. Bedelen bedel kıldı. Min heyzetin her bir heyizden şehren 1 ay. Birinci heyize bedel 1 ay. İkinci heyize bedel 2. ay. Üçüncü heyize bedel 3 ay. Vakat tekunul mer'atu halbuki kadın bazen olur. Tahidu heyiz görür fi evveli şehr. Ayın evvelinde ve fi ahiri bir de sonunda. Bu doğru. Mesela 10 gün, 5 gün heyiz görür. Ayın evvelinde. Adeti de 5 olur, kesilir. 15 gün aradan geçer. Gitti 20 gün. Tekrar bir heyiz daha görür. İşte bir ayda iki heyiz olur.
Ve fi ahiri ahirinde de görür. Fe yectemi'u leha, o kadın için içtima eder, birleşir. Fi şehrin vahidin, bir ayda haydetan iki hayız. İşte bak, iki hayız bir ayda birleşti. Böyle de olur. Ve kad yekunu, bazen de olur. Beyne haydatiha, o kadının iki hayız arasında olur. Şehrani iki ay, ve lekse daha ziyade. İki ay olur, üç ay olur, dört ay olur, altı ay olur. Heyzin birisini görmüş, birisi altı ay geçmiş hiç görmemiş olabilir. Demek ki Cenab-ı Hak her heyze bedel bir şehir hükmetti ki her heyze halef olarak bir ay var. Fakat bu kaide-i umumiye mi? Kaide-i umumiye. Ama bakıyoruz ki her heyze karşılık bir ay Cenab-ı Hakk'ı kıldı. Kıldı ama bazen bir kadın bir ayda iki heyiz görür. Bazen de üç dört ayda bir heyiz görür. Biz ne azına bakacağız ne çoğuna bakacağız ya. Ortalama. Ekser hangisi oluyor? Ekser kadınların adeti ayda bir defa olur. Ona bakacağız. Ekseriyete. فَجُعَلَ الْخَلَفَ جَنَابَ خَلَفِ قِلْدِ فِي الْحَيْزَةِ بِالْحَيْزَةِ عَلَى اَعْلَى بِاُمُورِ النِّسَى. Kadınların emirlerinin eğlebi ekseri hangisi? O. Onun üzerine Cenab-ı Hak hükmü kıldı. لَاَنَّ اَكْسَرَهُنَّ Kadınların ekserisi تَحِيدُ حَيْزْ görür fi kulli şehrin, her ayda حَيْدَةً وَاحِدَةً bir حَيْزْ görür. Ekser bu. Ekser bu olduğundan hüküm eksere göredir. Yoksa şazza göre değil. Şaz hangisi? Bu kaideden çıkana şaz derler. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Vaktaki bu böyle oldu. Yani Cenab-ı Hak kadınların adetlerinin ekserisine göre hükmü bina buyurdu. وَرَيْنَ الْاِحْتِلَامِ Biz de ihtilami gördük ki يَجِبُ بِهِ لِسَّبِيِّ Sabi için vacip olur. Hükmü baliğin, baliğaların hükmü ona vacip olur. İhtilam oldu mu namaz kılacak, oruç tutacak, ondan sonra harbe gidecek yahut harpten bir ganimet alırsa teksimde ortak olacak. فَاِذَا عُدِمَ الْاِحْتِلَامِ İhtilam olmazsa çocuk, ihtilam olmadı mı? وَاُجْمَعِ اِسْمَ اُولُنْدِ كَ اَنَّ هُنَاكَ خَلَفًا مِنْهُ Eğer ihtilam olmazsa onun bir halefi var. Bunda da icma var. O da nedir? Onun hükmen buluğa ermesi, ihtilamla değil de hükmen buluğa ermesi. Bunda da icma var. فَقَالَ قَوْمٌ Cemaatin bir kısmı dedi ki هُوَ بُلُوْ خَمْسَ عَشَرَ سَنَةً O hükmen buluğ nedir? 15 yaşına girmektir. 15 yaşına girdiğinde o da hükmen buluğa ermiş sayılır. Ve kâle âkharûn, ötekiler dediler ki bel huve ekser min zâlike min es-sinîn. 15 değildir, 15'ten daha çoktur. Nedir? İmam-ı Azam'ın dediği gibi 18 yaşına girecek. 19'una girecek. Cü'ile zâlikel halef, bu halef kılındı, yani yaş, ihtilamdan halef olan yaş kılındı. Elâ a'le bimâ yekûnü fîhil ihtilâm. Ekser ihtilam hangi yaşlarda olursa o kaide üzerine kılındı. Ekser ihtilam 15 yaşında olur. Onun üzerine hüküm kılındı. Fâhu 15 sene. Ve ekser olan da 15 yaştır. Lenne ekter el ihtilam, ekser ihtilam, ihtilam-ı sibyan, sibyanın ihtilamıdır. Ve heydun nisa, kadınların da heyzidir ki hazel miktar, bu miktarda 15 yaşında gerek kız gerek oğlan buluğa girmiş olur. Yekûnu olur, evet, bu miktarda olur. لَاَنَّ اَكْسَرِ الْاِحْتِلَامِ İhtilamdan bedel, اِحْتِلَامِ السِّدْيَانُ الْحَيْذَ النِّسَى فِي هَذَا الْمُقْدَارِ يَكُونُ يَكُونُ فِي هَذَا الْمُقْدَارِ فِي هَذَا الْمُقْدَارِ يَكُونُنُنْ مُقَدَّمْ خَبَرِ وَلَا يُجْعَلُ hüküm kılınmadı عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكُ وَلَا عَلَى أَكْسَرِ 15 yaşından aşağıya yahut da 15 yaşından yukarıya hüküm kılınmadı. لَأَنَّ ذَٰلِكِ اِنَّمَا يَكُونُ فِي الْخَاسِ Evet, ihtilam 15 yaşından evvel olur. Yahut da 15 yaşından sonra olur. Bu khasdır, hususidir. Bazı çocuklarda değişir, olabilir. Bu hususiyete itibar yok. وَلَا تُعْتَبَرُ حُكْمُ الْخَاسِ فِي ذَٰلِكِ Burada khasın hükmü itibar edilmez. وَلَاكِنْ تُعْتَبَرُ اَمْرُ الْعَامِ وَلَاكِنْ نَعْتَبِرُ Biz itibar ederiz. اَمْرَ الْعَامِ عَامِلْ Yani umumun emri. O da nedir? 15. كَمَا لَمْ نَعْتَبِرْ اَمْرَ الْخَاسِ خَاسٍ emrini itibar etmediğimiz gibi فِي مَا جُعِلَ خَلَفًا فِي الْحَيْضِ
hayızda, halef bulunmada onu hasiyeti itibar etmediğimiz gibi. Ve'atü bir emrul am, amın emri itibar edildi. Mesela kızların da 9 yaşında hayız gören olur, 10 yaşında hayız gören olur, bazı da görmez, daha 20 yaşına gider. Onlar hususi, o çocuğun bünyesine göre değişir, o hususiye hüküm yok. Hüküm ümumiye göre o da 15 yaş. Öyleyse İmam Ebu Yusuf'un kavli, İmam Muhammed'in kavli daha ziyade tercih ediyor burada. Kıyasen İmam-ı Tahavi, İmami'nin kavlini tercih ediyor. فَثَبَتَ بِالنَّزَرِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهَذَا يُوَافِكُ الْمَعْنَى الَّذ۪ي ذَكَرْتُ مِمَّا فِي حَدِيثِ السَّعْبِ وَالنَّزَرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اِذَا. İşte bizim dünkü okuduğumuz derste diyor ki Sâbi bin-i Lüsâme'nin rivayetine bu verdiğimiz mana muvafık geldi. Ve kıyas da bunu teyit eder. Yani esas mesele harpte çocukları ve kadınları öldürmeyiniz. Resulullah Efendimiz böyle emretti. Sonradan da sordular ki ya Resulullah biz gâret yapıyoruz, hücum yapıyoruz bir kavmi kabileye. İnsanları öldürdüğümüz vakitte çocuklar da arada ölüyor. Kadınlar da ölüyor. Bundan biz mesul muyuz? Hayır, mesul değilsin. Çünkü onlar da, o çocuklar da onlardandır. Diyor ki bu iki hadis birbirine taarruz ediyor. Fakat arası telif edilir, iki hadisin arası. Telif de yani kadını ve çocuğu kasten öldürmek haramdır, öldürülmez. Fakat öteki kafirleri öldürürken arada o da ölmüş. Gazara ölmüş. Kasıt yok. Onun için o caizdir. Onda bir günah yoktur. Kıyas da bunu teyit eder. Ve kad ruviyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olundu. Fillezî şul bir şahıs hakkındaki adde zira'ahu racülün, bir adam onun kolunu ısırdı. Fenteza'a zira'ahu kolunu çekti onun işte arasından aldı. Fesekatet seniyyetel addi, onu ısıran adamın dişleri çıktı. Adamın kolunu ısırmış, o da kolunu çektiği gibi dişleri çıktı. O da gitti şekva etti ki ya Resulallah benim dişlerimi çıkardı. Dedi ki ya sen onun kolunu ısıracaksan deve gibi, o da sabredecek ki ha kolunu ısırsın, tabi çekecek kolunu. اَنَّهُ اَبْطَلَ ذَٰلِكَ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın dişlerinin kıymetini, diyetini iptal etti. Yani sen bu kazanamazsın dedi. وَتَوَاتَرَتْ عَنْهُ الْآثَارُ فِي ذَٰلِكَ. Bu mesele hakkında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler tevatür derecesinde oldu. Yani çok hadis var. Hadislerden feminha, işte o hadislerdendir. Ma ol bir hadis ki haddesena, bize rivayet eyledi. İbn-i Ebi Davud. İbn-i Ebi Davud rivayet eyledi diyor İmam-ı Tahavi. Kale haddesena el-Vehbiyyü, kale haddesena ibn-i Ebi İshak, an Ata ibn-i Ebi Rabah. Yusuf'un mezhebini teyit ediyor. Fakat Said ibn-i Kübeyr'den gelen tefsir de İmam-ı Azim'in kavlini teyit ediyor. Vallahu Teala alem. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.